Şahin, Yiğit Efe'nin bilekliğini sordum sadece. Ne olur görüp görmediğini söylesen. Onun için çok önemli. Beni böyle basit meseleler için rahatsız etmemen gerek. Monitör bakışlı. Kapatıyorum. Hatta dikkat edersen suratına kapatıyorum. Bu duruma alın ve beni bir daha sakın arama. Çoluk çocukla uğraşıyoruz ya. Bizden küçük müydü onlar? Yok, aynı yaştayız ama sen çaktırma. Ya bizim bir kere zeka yaşımız yüksek onlardan. Bugün ofise gitmeyecek miyiz? Gitmiyoruz, gruba iş yaptırmadık ya. Asper Bey'i bir daha mı arasak? Açmıyor ki. Ya asla ve katiyen kendime laf etmek istemiyorum ama biz galiba yanlış yaptık. Neden? Grup dağılınca Asper Bey gitti. Yüzümüze bile bakmıyor artık. Onunla samimiyeti ilerletip bizi şirkete almasını sağlayacaktık. Bizi ödüllendirmek için şirkete alır belki. Ya adam tam bir kötü, ideal kötü. Yani işi bittikten sonra niye bize iyilik yapsın ki? Yani yolun o tarafından gelip apartmana girdin öyle mi kardeşim? Yani yolun o tarafıyla hiç işin olmadı mı? Evet, oraya hiç geçmedim. Karşı caddeye bakmamıza gerek yok o zaman. Hayır arkadaşlar, bütün caddeyi arıyoruz. Siz ikiniz kaldırımın o tarafından, biz ikimiz kaldırımın bu tarafından. Tonguç sen de yolun ortasına bak. Tamam. Tonguç'a güvenmediğimden değil ama yolun ortalarına biz de bakalım istersen. Tamam. Bakabileceğimiz her yere baktık. Her yeri değil karşım. Bize böyle dar yerlere girebilecek, arabaların altına falan sığabilecek küçük bir şey lazım. Uzaktan kumandalı araba. Olmaz. Daha kıvrak olmalı. Şey gibi. Omni tekerlek. O ne? Tabii ya. Küçük bir platform yapacağız. Ve omni tekerlekleri monte edeceğiz. Ve istediğimiz her yere girebilecek. Altına ve üstüne birer kamera yerleştiririz. Bu şekilde mazgalların arasında bile kolayca bakabiliriz. Tabii uzaktan kumandayla. Çok iyi fikir. Vay be, teknolojiye bak. O zaman hemen malzemeleri toparlayalım. Evet. İşe yarayacak mı dersiniz? Bence kesin yarayacak. Arabaların altından başlayacağız önce. Yiğit Efe, görüntüyü alabilecek miyiz? Hem de nasıl? O bilekliği bulacağız Yiğit Efe. Peki ya, biri görüp aldıysa bilekliği? Hayır ya, olmamıştır öyle bir şey değil mi? Yolda bulduğu bileklik kimliği alsın ki? Yolda yürüyordur biri. Yerde bilekliği görmüştür böyle. Aa der. Bu ne?
Ne güzel bir bileklikmiş. Pahalı da bir şeye benziyor bu. En iyisi ben bunu takayım. Ya bir kadın gördüyse? Erkek bilekliği almaz. Tamam, kadın düşünelim. Aa, bileklik. Alayım da oğluma götüreyim bari. Her türlü alıyorlar işte ya. Yiğit Efe, bak benim canım ne zaman sıkılsa, ne zaman moralim bozulsa hep en kötüsünü düşünürüm. Derim ki daha kötüsü de olabilir de hep. En kötüsü ne? Bilekliğin yanması mı? Bileklik yansa en azından elimizde külleri olurdu. Artık hiçbir şey yok. Sonuçta annesinin babasının hatıraları hep Yiğit Efe'yle beraber kalacak. Senin anne baban hep yanında tabii. Hatta hep yanında. Yazık. Çocuğun anne babası yok. Bir bilekliği vardı. Artık o da yok. Biliyorum. Beni teselli etmek istiyorsun. Teşekkür ederim Zeynep. Yiğit Efe bak, umudunu kaybetme. İnanıyorum ben. Bulacağız. Ben de inanıyorum.